Merhabalar efendim, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere farklı bir lezzetle geldim arkadaşlar. Tavuk seviyorsanız tavuğu bir de bu şekilde marine yaparak denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde gerçekten tavuk daha bir yumuşak, sulu sulu, dışı çıtır çıtır çok değişik bir lezzet oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bir de tavuğu bu şekilde marine yaparak kızartmayı deneyin. Gerekli olan malzemelerimiz 800 gram kadar tavuk göğsü kullandım arkadaşlar. İç filesi. Bunları bu şekilde ufalttım. Çok da ufaltmak istemedim çünkü zaten yeterince fileler küçüktü. Evet, bu şekilde küçülttükten sonra filelerimi böyle bir kabıma alıyorum. Şimdi ön marinasyon işlemi arkadaşlar. 1,5 tatlı kaşığı karbonat, 1,5 tatlı kaşığı şeker ve yarım bardak su. Evet, tavuk filelerimizin üzerine karbonatı, şekeri ve suyu ilave ediyoruz. Güzelce harmanlıyoruz, karıştırıyoruz elimizle. Karbonat, şeker ve su ile marine ettiğimiz tavuğumuzu buzdolabına kaldırıyoruz ve 2-3 saat kadar bekletiyoruz. Yapana kadar arkadaşlar. Evet, su miktarını gördüğünüz gibi oldukça sulu görünse de bekledikçe, etimiz dinlendikçe karbonat ve şeker suyu tamamıyla çekecektir arkadaşlar. Şimdi burada sizlere göstereceğim. Yaklaşık 3 saat kadar dinlendi. Gördüğünüz gibi bütün suyunu çekti. Yani karbonat, şeker ve su ile etimiz bir nevi pişmiş oldu arkadaşlar bu şekilde dinlendirerek. Şimdi baharatlandırma işlemine geçiyoruz. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Yarım tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu. Bir yemek kaşığı soya sosu. Ben bu şekilde tavuğumu lezzetlendirdim. Dilerseniz sadece tuz, karabiber, sarımsak tozu ile de harmanlayıp tavada kızartabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir alternatiftir. Ama ben farklı yapacağım. Güzelce soslarla ve baharatlarla harmanladıktan sonra şimdi hamurunu yapacağız. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardak un, 2 yemek kaşığı nişasta, biraz tuz, biraz sarımsak tozu, biraz karabiber, 1 yemek kaşık kabartma tozu, 1 su bardak soğuk su. Evet, harcımızı böyle bir kabımıza alıyoruz. Tüm malzemelerimizi arkadaşlar, daha sonra suyumuzu da ekleyerek çırpıyoruz. Pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğen ve yorumlarınızla lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Ayrıca kanalımda bu tarz değişik tariflerim vardır. Mutlaka bir göz atın. Değişik soslar, farklı menüler, et kızartmaları, tavuk kızartmaları, birçok değişik lezzet kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Kanalıma göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil sesini de açmayı unutmayın lütfen. Paylaştığım bu videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Yanına bu şekilde sebze sote hazırladım. Pirinç pilavı yaptım. Sade pirinç pilavı. Ön hazırlıkları ben bu şekilde hazırladım. Şimdi marine etmiş olduğum tavukları hamur ile buluşturacağım. Daha sonra tavada kızgın yağda kızartacağım. Önce teflon tavama bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum ve yağımın altını açıp ısıtıyorum. Daha sonrasında ocağımın altını orta ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi tavuğumu alıyorum. Önce hamura her yerini kaplayacak şekilde buluyorum. Daha sonra ısınmış olan yağımın içerisine tavukları atıyorum ve altın renk alana kadar kızartıyorum. Bu işlemi tavuklar bitene kadar uyguluyorum arkadaşlar.
Evet, tavuklarım çok güzel altın rengi aldı, kızardılar. Kızarmış olan tavuklarımı yağlı kağıt koyulmuş tepsime çıkartıyorum ve fazla yağını da bu şekilde çektiriyorum. Evet, çok lezzetli oldu arkadaşlar. Gerçekten içi sulu sulu, dışı çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Çok değişik bir tavuk oldu. Bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, ben bu şekilde menümü hazırladım. Yanına sebze sote, pirinç pilavı ve çıtır özel sosla marine edilmiş tavuğumuz ile birlikte menümü tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde içi de görünüyor. Gördüğünüz gibi harika piştiler ve çok güzel, lezzetliydi. Dediğim gibi sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızı lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Eğer kanalıma hala abone değilseniz şimdi abone olarak ve zil sesini açarak paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.